Kemal Kılıçdaroğlu'na ben gittim dedim ki efendim sizin ailenizde ben biliyorum seyircisiniz ama işte soyunuz sopunuz cibilletiz devamlı gündemde siz cevap vermiyorsunuz dedi ki ya ben biz seyidiz dedi yani ben ayıp olur dedi ne cevap vereyim dedi. Ama dedi o zaman hürriyette yazıyordu şey Soner Yalçın, Soner Yalçın'a dedi ben gönderdim dedi. Soner Bey de dedi hürriyette evet. yazdı. Ya neyi gönderdi dedi? Belgeleri gönderdi. Padişah fermanlarından fotokopena dedim ki onu da verin bize bir kitap yapalım. E, profesörler, doçentler, bir bilim adamları kurulu tam bilimsel anlamda bir çalışma yaptık o 2017 kitabı çıkarttık. Sonra genel başkanın e, mesela etlik yapısıyla ilgili işte e, tartışıyordu. Kürt müdür, Türk müdür nedir, ne değil işte bir takım şeyler söyleniyordu. Genel Başkan bir kere Oğuzdoğul'un e, 24 boyundan gelen Beydirli Türkmeni. Bunun tabi Türk kalıf süresi. Türkmen, öz, öz, öz Türkmen. Kılıçdaroğlu dinsizlikle, inançsızlıkla suçlayanlara buradan söylüyorum. Siz günaha giriyorsunuz. Nasıl Müslümansınız ki bunları in incelemeden, etmene adama iftira atıyorsunuz. Bence Kılıçdaroğlu en iyi Müslümanlardan birisi, inançlı bir insan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı tamamen CHP'nin geleneksel yapısının dışında. Evet. Yani inanılmaz bir şeyler anlatıyorsunuz. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun itiraz kültürü buradan mı kaynaklanıyor? Türkmenlerin çok ciddi bir itiraz kültürü olduğunu biliriz. Evet. Şimdi değerli dostum <laughs> eee Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben e, çok yakından tanıyorum. Yani bir 30 yıllık da bir dostumuz var. Hakikaten e, ben belgelere bilimsel olarak dayanarak konuşuyorum. Bir kere bu kitabın yazdığım zaman çok e, 22'ye 20, 20 kişiye yakın bir uzman kadroyla çalıştım. Onu zaten kitapta teşekkürlerinizde bahsettim. Şimdi burada bakın öyle bir şey ki onu da söyleyeyim. Mesela ben bir tercüme yaptırıyorum değil mi? Nakübleşref kayıtlarından alınan bir Arapçayı veya Osmanlıcayı. Üç tane tercümeye tercüme yaptırıyorum ki yanlış olmasın. Ben o tarz derecede Arapça biliyorum. Ben de mümkün mertebe bakıyorum. Yani mesela dedim ki Kureyşanlar ha K harfi burada var. Kureyşan yazıyor diyorum. Doğru. Hanımım da bakıyor. Hanım da hafızdır. iyi Kur'an okur yani. Maşallah. O bakımdan biz kendi ailede da ayrıca olarak da baktık yani. Tercümanlara kontrol ettirdim. Mesela bir de bakıyorum diyorum ki burada hakikaten Karamanlı, Kureşanlı yazıyor mu? Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bu, bu kitaplar bu bizim bu belgede bu kitapta ilk defa yayınlandı. Evet. Fehmi Bey. Şimdi Nasreddin Hoca kim biliyor musun Nasreddin Hoca? Evet. Kılıçdaroğlu'nun akrabası. Kim nereli bu Nasreddin Hoca? Asıl? Nasreddin Hoca? Akşehirli diye bilinir. Hayır. Nasreddin Hoca asıl eski şehrin Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde doğmuş. Şu evet. andaki ismi eski ismi Hortu, yeni ismi e, Nasreddin mi? Hoca köyü. He. Daha sonra Seyit Mahmud Hayrani ile beraber e, Akşehir'e Akşehir e gitmiş, geliyor. gelmişler ve ona iktisap etmiş. Seyit Mahmud Hayrani de öğrencisi olmuş. ...Nasreddin Hoca... ...ama... ...müktesip zade Süleyman Efendi var... ...müktesip zade Süleyman Efendi de... ...Osmanlı Devleti'nin... ...belgelerinde... ...çıkarttığı belgeleri var... ...o belgelerde ne yazıyor biliyor musunuz... ...Nasreddin Hoca, Hoca... ...karamanlı bir Türkmen yazıyor... ...ve Seyit Mahmud Hayra'nın akrabası olarak... ...orada belgelerle yazıyor... ...yetmedi... İstanbul'un ilk kadısı ve ilk belediye başkanı Hızır Bey Çelebi'de Nasreddin Hoca'nın torunu dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun akrabası. Yani evet. Kılıçdaroğlu bu soydan geliyor. CHP'den itiraz olmadı mı bu kitaba? Hayır herkes hayret etti zaten. Siz yani bir projeyi bozmuş olmuyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Alevi adaydır, aday olamaz, millet kabul etmez. Hatta geçen bir partinizin bile bir tane genel başkanımız çıktı dedi ki Alevi olduğu için eğer Kemal Bey kabul edilmezse masa yıkılır dedi. Şimdi devamlı bu toplumun önüne itiliyor. Şimdi, Şimdi siz ezberleri bozan bir kitap yaptınız. Fincancı katıllarını ürkütmediniz mi? Şimdi Bey. Değerli dostum ben şunu söyleyeyim bakın. Demin söyledim. Alevilik kimse anlamıyor. Alevilik İslamiyetin özüdür. Genel Başkan ya kendisi Ümre'ye gitmiş. Ben, ben, bir şey diyeyim. Ben, ben haca gittim geldim. Hanımla beraber genel başkanı ziyaret ettim. Evet. Yemin ediyorum Kur'an-ı Kerim'i biz 45 dakika Kur'an-ı Kerim'i konuştuk. Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor genel başkan Kılıçdaroğlu. Evet. Bakın değerli dostum namaz kılmakla haca gitmekle Müslümanlık olmaz. Kul hakkı çok önemlidir. Kul hakkı var ya İslamiyet'in bel kemiğidir. Kemal Kılıçdaroğlu dört dörtlük Müslümandır. Kul hakkı yemeyendir. Bir Türkmen beyidir. Yıllardan beri tarihten bu zamana kadar devşirmeler tarafından dışlanan Müslüman Türkmenlerin temsilcisidir. Bir Türkmen beyinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına gelmesi ben canı gönülden istediğim için Kemal bu kitabı yazdım kardeşim.